Anne. Ha. Oraya gittiğimizde bir fırsatını bulursam eğer o Halil İbrahim'i vuracağım. Senin de haberin olsun. Silah mı aldın yanına? Hep var zaten. Nerede? Torpido da. Anne ne yapıyorsun ya? Bas, bas, yürü. Yaşamaya devam, haydi. Bak işte yine ya. Allah'ım yarabbim ya. Tamer oğlum yapma. Tamer oğlum dur. Tamer silah taşıma. Anne. Dün Tuncay gitmedi mi Fikret abimle Halil İbrahim'i vurmaya? Ben ne yapıyorum? Bir tane kadının boşanma kağıdını almışım elimde gezdiriyorum ya. Sen bu aileyi yönetmek istemiyor musun? Ha? İstiyorum. O zaman bir yolu var. Neymiş ha? Ölmemen. Belli ki ailenin erkekleri ölecek. Kim öldürüyormuş anne bizim ailenin bütün erkekleri? Halil İbrahim eninde sonunda babanı öldürecek. O Fikret abini hiçbir şey beceremediği için illa ki onun da kalemi kırılır. Esim'i de vururlar. Kim kalıysa Tuncay. Hanginiz elinize silah almazsanız o yaşar. Aileyi de o yönetir. Ben senin bu anlattıklarından tek bir şey anlıyorum. Sen yaşadığın sürece bu aileyi senden başka kimse yönetemez. Aa, onu iyi anlamışsın. Aferin sana. Nasılsınız Zafer? Ne işin var burada? Yeni eve taşınmışsınız. Hayırlı olsuna geldim. Asiye. Hanım. Çek git buradan. Kimsenin başını belaya sokma. Ben Halil İbrahim'le konuşmadan hiçbir yere gitmem. Git çağır bana. Beni dinler o. Hadi. Hey, bekle bakalım. Ne diyeyim şimdi bu kadına? Sen bir şey deme Muzaffer amca. Ben gider usulünce kovarım onu şimdi. Kadın başına vurmuş gelmiş kapımızı. İşine gelir gelmez. Söyleyeceğini söylesin, yollarsın gider. Halil İbrahim, müsaade et gidip ben konuşayım. Zaten içimde tuttuğum konular var. Kesin Eda Nur'un başına bir şey geldi. Yoksa bu kadın yürek mi yemiş buraya kadar gelmiş? Osman, sen Asiye Hanım'ı içeri buyur et. Cam bahçeye mi getireyim? Evet. Tamam. Halil İbrahim. O kadına benim de bir çift lafım var. Müsaade et ben de geleyim. Benim de ona söyleyecek çok şeyim var. Saymakla bitmez. Ama müsaade edin gidip dinleyeyim. Konuşmaya değer bir şey varsa sizlere iletirim. Eğer yoksa gönderirim gider. Halil İbrahim çok haklı. O kadın hepimizin canını sıkar şimdi. Asiye Hanım. Çantanı göster. Silah yok. Bizim de yalan nere karnımız tok. Hele çantanı göster. Al. Haydi geç. Sen kal. Anne içeride seni tek başına mı bırakacağım? Bana hiç kimse bir şey yapamaz kalsan.
Buyur Asiye Hanım. Nasılsın Halil İbrahim? Buyur. Sağ ol. Sizi dinliyorum Asiye Hanım. Kibarlığın için çok teşekkür ederim Halil İbrahim. Beni reddetmedin. Söyleyeceklerimin parayla, düşmanlıkla, dostlukla, işle alakalı değil. Bunun dışında ne konumuz olabilir? Merak ettim. Eda Nur kızımız. Artık ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun ben bilmem. Ama o kız hamile. O çocuğu doğuracak. Konum bu. Asiye Hanım, biz yanımızda olanlar dışında kimseyle ilgilenmiyoruz. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Bana değil. Ben bir şey istemiyorum. Eda Nur isteyeyim. Ben sadece elçiyim. O kadar. Ne yazıyor Halil İbrahim? Kardeşim Temel'i çağır. Buraya gelsin. Tamam. Kaç insanın yuvasını yıktın bu zamana kadar? Saydın mı? Kaç insanın felaketine sebep oldun? Sen ve oğlundan bahsediyorum. Hala karşımda oturuyorsun Halil İbrahim. Belli ki yeterli değil. Senin yuvanı dağıtabilirdim o zaman. İşte o zaman başımıza bela olamazdım. Henüz bir şey olmadı Asiye Hanım. Daha yeni başlıyoruz. Gel kardeşim. Otur. Bunun muhatabı burada. Kararı o verecek. Biz nasıl anlayacağız? Eda Nur'un imzası mı değil mi? İmza Eda Nur'un imzası. Da. Biz nereden bileceğiz bu kağıda Eda Nur'a zorla imza atmadığınızı? Senin işin de zor. İsa sevilmediğini kabullenemez. Sen istenmiyorsun. Senin bir karın vardı. O da gitti başka birinden hamile kaldı. Seni istemiyor. Ha bunu ben değil. Eda Nur söyleyeyim. Bana kalsa... Bana ne? Boşanmışsın, boşanmamışsın. Olmuş bitmiş bir iş. Bu çocuk benim torunum. Ben de bunu kabul etmişim. Doğru. Sevilmediğini kabullenmesi zordur insanın. Ama Eda Nur gelsin. Bu dediklerinizi benim yüzüme bir söylesin. Ben imzalarım o kağıdı. Ha, tamam. Gel benimle. Gel beraber gidelim eve. Yüzüne söylesin. Gel. Sizin evde olmaz. Ne demek bizim? Nerede olacak? Eda Nur'a zorla bir şey yaptırmadığından emin olmam lazım. Eda Nur Zeynep'in yanına gelecek. Orada konuşacaklar Temel'le. Eğer her şey dediğin gibi ise konunun devamı bizi ilgilendirmez. Değil mi kardeşim? Kardeşim Zeynep. Başta Yasemin, şimdi Zeynep. Bu erkeklerin hepsi aynı. Hepsi. Biri gelsin öbürü gitsin. Haydi bakalım. Asiye Hanım. Osman. Diyeceğini dedi. Haydi yürü Asiye Hanım. Ben Zeynep'le size haber yollayacağım. Haydi hoşça kalın. Halil İbrahim. Kardeşim bir şey de. Eda Nur o kağıda zorla imzalatmıştır de bana. Bir şey de ya. Kardeşim, tek bildiğim Eda Nur'un seni çok sevdiği. Bunun dışında bir şey söyleyemem.
onun gözlerine baktığında ne görüyorsam o doğrudur. Sana ne söylerse söylesin, buranın elinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.